Selamlar arkadaşlar. Bu videoda laptop veya masaüstü bilgisayar alırken biliyorsunuz ekran kartlarına dikkat ediyoruz. Ekran kartının ne kadar iyi olması, yani ne kadar iyi olduğu oyunlarda performansınızın o kadar yüksek olduğu anlamına geliyor. Bunun için ne yapacağız? Ekran, hani kafanız karışmasın, hangisini almalıyım? Birçok model var vesaire. Çok güzel bir şekilde bunu açıklayan Nvidia'nın direkt driver sitesi var. Nvidia driver diye yazarsanız Google arama motoruna direkt manuel sürücü arama ekranı gelir. Şimdi burada ne yapacağız? GeForce seçeceğiz ürün tipi. Daha sonra ürün serisi diyeceğiz. Şimdi ben bunları kısaca anlatmak istiyorum. Bu ürün serisi dediği en eskiden en yeniye doğru ekran kartlarını sıralamış. En üstte en yenileri var. Yani GeForce RTX 40 serisi mesela notebooklar için en yeni seriymiş. Tabii bu ekran kartına sahip olan bilgisayar da haliyle bir o kadar pahalı olacaktır. Sonra devam edelim aşağı doğru. RTX serisi 20, 30, 40 şeklinde gidiyor. GeForce MX500 serisi var. 400, 300, 200. Böyle aşağıya doğru indiğimizde bakın GeForce 16 serisi, GeForce 10 serisi, notebooklar için ayrı tabii. Böyle gidiyor. Şimdi sizin merak ettiğiniz en çok hani ekran kartını iyi bir oyun için hangisini almalıyım? Yani arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. GeForce 10 serisine mesela bir bakalım. Ben burayı tam sınır olarak görüyorum çünkü. Bakın GeForce GTX 10 serisinde 1080, 1070, 1060, 1050 Ti ve 1050. Bakın şu 1050 Ti diyor ya, 1050 ile 1050 Ti arasında bile fark oluyor arkadaşlar. Bazı oyunlar bunu kaldırıyor, bazı oyunlar kaldırmıyor. Yani benim için ortalama bir ekran kartı tam buradaki GeForce 10 serisidir. Yani ortalama. Yani çok büyük performans beklemeyin ama sizi idare edebilecek bir düzeyde performans verir. Bunun üstündekiler, yani şu GeForce 10 serisinin üstündekiler, şöyle tekrar gelelim oraya, GeForce 10 serisinin üstündekiler artık gittikçe iyi, ortamın üstüne geçiyor. Altındakiler ise segment olarak düşüyor artık. Yani daha eski modeller, daha eski oyunları kaldırabilecek türde modeller. Zaten şunlar en alttakiler, ilk çıkan ekran kartları. Yani benim tavsiyem GeForce 10 serisinin üzerinde bir ekran kartına sahip olsun. Yani bu siteye gelin, alacağınız bilgisayarın ekran kartına bakın, hangi segmentte, yani ne kadar üstte olursa o kadar iyi arkadaşlar. Zaten bunun altı onun serileri, diğeri de çok önemli değil. Dediğim gibi Nvidia'nın direkt GeForce sitesinden, driver sitesinden ekran kartınızın ne kadar iyi olduğunu öğrenebilirsiniz.